İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ifade edildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece'nin Kartaltepe mahallesinde çöken 3 katlı binanın 2 katının kaçak olduğunu açıkladı. Ne olmuştu? İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 3 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir sebepten çökmüş ve 9 vatandaş enkaz altında kalmıştı. Çöken binada, enkazın altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan, çöken bina park halinde duran araçların üzerine yıkılırken, o esnada yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar meydana geldi. Bir kişi, binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, enkaz altındaki diğer kişiler, olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi açıklama yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, binanın çökmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Söz konusu binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki katında büro olarak kullanıldığını ifade eden Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini aktardı. Gül, Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok, ifadelerini kaydetti. Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Kartaltepe mahallesinde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun, ifadelerini kullandı. İki yaralının hayati tehlikesi var. Enkazdan kurtarılan 8 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.